Ik heb in 2020 levende talen, seks en Turks, 30 oktober 2020 workshops. Spreekwoorden in drie talen: Engels, Nederlands, Turks. Türkçe, Hollanda, Java, İngilizce, sözlerini öğreniyoruz. We are going to learn more about proverbs and sayings in English, Turkish and Dutch. Good luck with it. I'm Mr. Us. I will help you with learning these beautiful sayings and proverbs in English, Turkish and Dutch. Online workshop. Türkçe, Hollandaca, İngilizce atasözlerini öğreniyoruz. We learn spreekwoorden. We learn proverbs and sayings. Workshop geven. Mistoes. Let's start with tongue breakers. Tongue twisters of tekerlemeler. Çünkü bütün her dilin kendine ait söyleniş ve aksan özelliği vardır. Tekrar ediniz lütfen. De dikke deur vardır. Deur de deur. Drie double door. De dikke deur vardır, duurde de deur, drie dubbel door. Dal sarkar, kartal kalkar, dal sarkar. Dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar. She sells seashells by the seashore, she sells seashells by the seashore. Let's do that all together. Could you please repeat after me one more time? Peas porridge hot, peas porridge cold, peas porridge in the pot 9 days old. Peas porridge hot, peas porridge cold, peas porridge in the pot 9 days old. Thank you. Wat is een spreekwoord? Dat is een kernachtige, vaste uitspraak die een waarheid of wijsheid uitdrukt. Voorbeeld van een mug een olifant maken. En als iki sözcüğün bir araya gelip kalıplaşmasıyla oluşan söz grubuna deyim adı verilir. Deyim oluşturan sözcüklerden en az biri meciz anlamda kullanmaktadır. Her olayı da pireyi deve yapar. Önemsiz bir olayı büyütür. What is an idiom? Idiom is an ander woord voor taaleigen. Dat wil zeggen eigenaardigheden van een taal, grammaticale en lexicale eigenaardigheden, de woordenschat en de grammatica van een taal. De volgende zin is grammaticaal correct. Welke tijd is het? Echter in het Nederlands zegt men gewoonlijk hoe laat is het? What time is it? What is figurative meaning and literal meaning? Literal meaning means literal language refers to words that do not deviate from their defined meaning. Figurative language is a distinction within some fields of language analysis. For example, all right, the sky misses the sun at night. Alıştırmalara başlıyoruz arkadaşlar. Ekrandaki resme bak, fotoğrafa bakınız. Bu resme göre hangi taş görüyorsunuz, kuşları görüyorsunuz? Bir taşlı iki kuş olabilir mi acaba? Bakıyoruz. Twee vliegen in een klap, in één klap slaan. Klap. English, to kill two birds with one stone. Türkçe, bir taşla iki kuş vurmak. İkincisine bakıyoruz. Aşk var, uzaklık var. İki seven insan var. Uit het oog, uit het hart. Out of sight, out of mind. Gözden uzak olan, gönülden de uzak olur. Burada bir nehir görüyorsunuz. Derin suları düşünün. Sessiz insanların içerisindeki büyük patlamaları, volkanları hayal edin. Stille wateren hebben diepe gronden. Still waters run deep. Sakin sular derin olur. Veya ağır atın tekmesi pek olur. Beşinci resimdeyiz. Kuşlar koştuğu, aynı çeşit balıkların bir arada yüzmesi, aynı çeşit. Sort, zucht, sort. Birds of a feather flock together. Körle yatan şaşı kalkar. Altıncı resimdeyiz arkadaşlar. Aşk var. Beyinle kalbin bir arada olduğunu düşünürseniz. Liefde maakt blind. Love is blind.
aşkın gözü kördür. Yedinci resimdeyiz. Half of a loaf is a better than none. Loaf ekmek demek biliyorsunuz. Yumurta, yarım yumurta. Better a half eye than a lege dop. En azından yarım yumurta da olsa boş bir yumurtalıktan iyidir. Half of a loaf is better than none. Yarım ekmek de olsa hiç olmamasından iyidir. Veya hiç yoktan iyidir. Dokuzuncu resimdeyiz arkadaşlar. Toprak, dinleme var, telefon var. Duvar, duvarı dinleme var. Düşünelim, ne anlama gelebilir? Muren hebben ohren. Walls have ears. Türkçe'de yerin kulağı vardır. Duvarların kulağı vardır demeyiz. Fark. İnekler arka düşmüş, aktan çıkartmaya çalışıyoruz. Sollamda da çok kullanılır bu deyim, bu atasözü. Eskileri düşünüp depresyona girmek olay olabilir. Mazi. You moet geen oude koeien uit de sloot halen. Arka düşmüş yaşlı inekleri çıkartmamak gerekir. Bırakalım orada kalsın. Let bygones be bygones. Geçmiş geçmişte kaldı. Deşme mazi. Bırak orada kalsın. Hangi şehir? Bir Roma şehrine benziyor. Ve Roma'nın ta kendisi. Roma ile ilgili atasözü düşünelim. Alle wegen leiden naar Rome. All roads lead to Rome. Bütün yollar Roma'ya çıkar. 12. resimdeyiz arkadaşlar. Küçük bir çocuğun kulak kabartması olarak görün bunu. Çocuklar en dürüst olan kişilerdir biliyorsunuz. Kleine potjes hebben grote oren. The little pitchers have big ears. Çocuktan al haberi. Ateş ve duman hangi atasözü olabilir diye düşünüyoruz. Waar rook is vuur. Dumanın olduğu yerde ateş vardır. There is no smoke without fire. Dumansız bir ateş ve ateşsiz bir duman yoktur. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. 14'teyiz. Bir atın dişine bakmak. Bir hediye. Hediyenin küçüğü büyüğü bilmiyorum. Een gegeven paard moet je niet in de bek kijken. Size hediye edilmiş bir atın dişine bakmamanız gerekir. Never look a gift horse in the mouth. Hediyenin büyüğü, küçüğü olmaz. Burada bir deve ve pire var görüyorsunuz. Burada bir fil. Burada ise köstebek ve dağ var. Yani, van een mug een olifant maken. Bir sivrisineği fil yapmak Hollandaca'da. Make a mountain out of a molehill. Yani bir köstebek yuvasını dağ gibi gözünde görmek, büyütmek. Veya pireyi deve yapmak. Kültür farkı. Liefde is, love is, aşk. Better late than, geç olsun. Better, better late than nooit. Hiç olmaması, hiç olmamasından geç olması iyidir. Better, better late than never. Geç olsun da güç. Zaman, saat, zamanı düşünelim arkadaşlar. The clock ticked door. The clock is ticking. Hayat devam ediyor. Saat geçiyor. Zaman geçiyor. Yaşlı bir insan. You are never
too old to learn. Je bent nooit te oud om te leren. You are never too old to learn. Öğrenmenin yaşı yoktur. The end. Güle güle. Aan alles komt een eind. All good things come to an end. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Bugünkü dersimizde Hollandaca ve Türkçe ve İngilizce bazı deyimler ve atasözlerini öğrendik. Soru, öneri ve görüşlerinizi Facebook ve YouTube sayfamızda 2020 online kursus Hollandaca öğreniyorum da paylaşabilirsiniz. Saygılarımla Mehmet Uz.